Hayır, bu akşam uğrayamam. Oğlan evde. Dün akşam problem oldu zaten. Yok. Ya şimdi konuşamıyorum. Dükkan dolu Aynur Hanım. Ben ararım sonra sizi. Tamam. Tamam, tamam arayacağım dedim. Tamam. Öptüm. Güle güle. Ürün afiyet olsun. Başka bir arzunuz var mı? 750 gramla tuzlu kurabiye istiyorum. Tuzlu kurabiye. Gül pastanesinin siparişleri hazır mı? Hazır mı dedim lan? Hazır usta. Ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, beyefendi emriniz? 1 kilo kurabiyesi. Hay hay. Ara kuru koymasınlar dedi. Olur, koymayız. Ben bakayım ustam istersen. Yok yok, sen küçük beyle ilgilen, ben bakarım. Tamam usta. Tekinoğlu'nun mamuller, buyurun. Merhaba, Kuzey Tekinoğlu'nun yeri mi orası acaba? Evet. Siz kimsiniz, neden soruyorsunuz? Ben kendisine ulaşmaya çalışıyorum da cep telefon numarası da yok bende. Doğru yeri mi aradım? Hanımefendi, siz kimsiniz? Venüs Tezerel ben. Kuzey'in babasıyla mı görüşüyorum? Evet. Evet de kendisi yok burada. Daha sonra arayın. 20 lira usta. Tamam. Hayırlı işler. Sağ olun. Yok hanımefendi, veremem ben numarasını. Bakın lütfen, kendisi beni tanır. İyi de ben tanımıyorum. Tamam, o zaman siz benim numaramı yazın, Kuzey beni arasın. Mutlaka söyleyin ama. Konu neydi? Lütfen, kendisiyle konuşmam gerekiyor. Ama Kuzey'e söyleyin, çok önemli ve çok acil. Mutlaka beni arasın. Tamam hanımefendi, tamam. Söyleyin, yazıyorum. Efendim. Neredesin lan? Dükkana geliyorum. Venüs Tezerel diye birini tanıyor musun? Venüs diye birini tanıyorum da ne? Hayırlı işler. Eyvallah, Tezerel mi dedin? Onun soyadını bilmiyorum, Tezerel mi değil mi? Hayırdır, niye sordun? Oğlum, yana yakıla seni arıyor bu kadın. Allah Allah. Hadi güle güle yavrucuğum, ne olur yavaş git. Dikkatli dikkatli git. Sen de geç kalma akşama. Tamam işte, bakarım müşterinin durumuna göre. Cemre, hoş geldin ya. Merhaba Hüseyin amca, nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz biz. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Cemre getirdi de arabayla beni, şimdi de gidiyor. Bize uğra istersen, Zeynep evde sevinir seni görünce. Yok, benim çok işim var. Belki sonra uğrarım. Peki, güle güle. Ya tamam, ben onun telefon numarası... Geliyorum. Siz nasılsınız Gülten Hanım? Hamdolsun, teşekkürler. İyiyim. Ne olsun işte, iş güç. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasın, sağ olun. Çok acil, çok önemliymiş dedi. Kaçmış numarası? Abi yazdım buraya. Ver bakayım. Ara şunu bir, ara da ne olduğunu öğrenelim. Ben de merak ettim. Dur dur, acele etme. Ne oldu? Yok bir şey. Burak Çatalcı'dan ne haber? Var mı bir gelişme? Aynıymış. Allah şifasını versin. Amin. Alo. Venüs Hanım merhaba. Kuzey Tekinoğlu ben. Beni aramışsınız. Kuzey, sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Hayırdır, bir şey mi oldu? Telefonda olmaz, yüz yüze konuşmamız lazım. Niye, bir mevzu mu var Venüs Hanım? Burak'la ilgili sana anlatacaklarım var. Ha şey, ben o konuya hakimim ya. Geçirmiş olduğu kazadan bahsediyorsanız eğer. Biliyorum onu. Kaza falan değil o olay. Burak'ı öldürmek istediler. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Yani bence kaza değil. Dün Burak bana geldi, bir sürü şey anlattı. Bence anlattıkları yüzünden başına geldi, biliyorum. Şşş, ne oldu? Bu
Tamam da yani bunu bana... Şimdi bana bu telefonda neden anlatıyorsunuz ki? Gidin polise anlatın. Çünkü senden başka güvenebileceğim kimse yok. Kuzey! Kuzey oğlum dur, nereye gidiyorsun ya? Ne oluyor söylesene. Yok bir şey ya, rahat ol. Ulan kullanma şu arabayı diyorum sana ya, kullanma. Ya fazla uzaklaşmayacağım, buralardayım, merak etme. Oğlum akıllı ol, akıllı. Ya geliyorum ben, sen merak etme. Allah Allah ya. Ulan bir laf dinle be. Bir laf dinle. Ne lan senin yapacağın işinde? Burak, Sinan Erler'in halka arz olayının perde arkasında büyük bir oyun olduğunu ortaya çıkartmış. Büyük toplantıya hazırlanırken tesadüfen bir çift kayıt fark etmiş. O ne? Yani toplantı için, ortaklara göstermek için gerçeğinden farklı bir kayıt tutuyorlarmış. Ebru Hanım'la konuşmaya çalışmış ama... Büyük toplantı yaklaşıyor. İstersen bizden daha çok güvenebileceğin, sözüne inanabileceğin bir danışman bul. Toplantıyı onu da getir. Sizin danışmanınız kim? Güney mi? Güney. Bugüne kadar da hiç yanıltmadı. Yani Güney'in başında altından mı çıkıyor diyorsun bunlar? Güney'in haberi olduğunu sanmıyorum. Burak araştırmış, herkesin dosyalarına tek tek girmiş, hiçbir şey yok. Ama bir tek Ebru Hanım'la Barış arasında dedi bana. Anaoğlu öyle büyük bir belaya bulaşmışlar ki duyulursa her şeylerini kaybedecekler dedi. Barış'ın bu işle ilgili biriyle buluşmak için Katar'a bir gün geç gideceğini öğrenmiş. Onu takip edecekti kiminle buluştuğunu öğrenmek için. Ne yapacaktı sonra? Tehdit edecekti. Hayrına değil yani. Ya Burak'ın oraya ne için gittiğinin bir önemi yok ki şimdi. Barış'la yüzleştikten sonra başına ne geldiği önemli. Boşanmış durumdaymış. Fonların yarısı kayıp. Neden? Onu Ebru Hanım'la Barış biliyor. Bir de Burak. Kuzey. Bak, Burak'ın konuşmasına engel olmak için onu öldürmek istediler. Ya bak. Sen bana niye anlatıyorsun bunları? Sen bana neden anlatıyorsun bunları? Madem böyle bir şeyden şüphen var, eminsin. Yani buna inanıyorsun. O zaman bana neden gelip anlatıyorsun da polise gidip anlatmıyorsun? Ya ben polise gidersem bunu nasıl ispatlayacağım söyler misin bana? Burak hastanede ne zaman kendine geleceği bile belli değil. Ben uyduruyorum zannederler. Sonra benim de hayatım tehlikeye girer tabii. Bak ben şirket zarara uğramış, yolsuzluk olmuş, o olmuş, bu olmuş hiçbir şeyden anlamam. Ben varsa bir eksiklik onu düzeltmek isterim. Ama bir de adam üstüne cinayet zanlısı çıktı. Ne cinayeti? Ya sen şey yapma da bilme de... Ferhat'ı öldüren silahı onun arabasında bulunmuş. Ne? Yani Burak Çatalcalı sana Sinan Erler'in kirli oyunlarından bahsetmiş ama... ...kendi numaralarından henüz bahsetmemiş anlaşılan. Ya kendi suçunu örtbas etmek için bunları uydurduysa... ...ya antin kuntin şeyler yapan oysa, he? Tamam ben ona güvendim. Bir şekilde yanında durdum ama... El önce bir ayağa kalksın. Önce bir kendine gelsin. Önce bir yürüsün. Önce o silahın... Ha eğer dediğin gibiyse senin... ...eğer öyle bir şey varsa... ...o zaman üzerine gideriz. Gel genç. Afiyet olsun efendim. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.